Konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Abdullah Demir Yüreği kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Büyük bir şerefle burada karşınızdayım. Uzun bir yolculuktan sonra başardık, gelebildik. İşte aynı Türkiye'nin durumu gibi zorlayarak, tabii milletimize iyilik getirerek, yani bu yola inanıyoruz ve her zaman başkanıma da dediğim için kötüler yapabiliyor da iyiler niye yapamazsın? Genç bir partiyiz, ben ona inanarak ve gerçekten bir şeyler yapacağımıza inandığımız için buradayız. Her zaman hep aynı insanları görmekten hoşlandık. Yeni insanlar, yeni projeler, bunlara ben inanıyorum ve sonuna kadar da gideceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Tabii. Biz senden bir hikaye duymak istiyoruz. Sen bize nasıl ulaştın? Misafirimiz bilmiyor. Nereden geldiğini de anlat bize. Hangi ülkedesin? Tamam. Ben Fransa'dan geliyorum, Paris'ten geliyorum. Orada 5 yaşında gittim. Zaten şivemde de biraz belli oluyordur. Orada büyüdüm. Türkiye'ye geldim. Ben orada da siyasete başlamıştım biraz, az bir şey. Buraya gelerek Türkiye'ye gerçekten bir katkıda olacağımı düşünüyorum. Düşünüyordum. Ve başladığımda kendi kendime dedim ki bir partiye girmen lazım. O partiye girmek için de ne yaptım? Telefonu elime aldım. İnternetten teker teker partileri aradım. Ve Adalet ve Birlik Partisi belki üçüncü veya dördüncü oldu yani listemde aradım. Sonra da aradım. İşte sekreter hanım cevap verdi. İşte dedim böyle böyle kendimi tanıttım. Ben Türkiye'de siyaset yapmak istiyorum dedim. İşte kendimi tanıttım. O da tamam size İrfan Başkanım'la konuşturacağım dedi. Şaşırdım tabii ki bir başkanla konuşmak. Yani genel başkanla konuşmak hemen yani. O geri bana döndü. Sonra da o vesileyle de evimize ağırladık sağ olsun. Çünkü biraz zordu o zaman. Şöyle yapalım. Ben hikayenin içine gireyim. Evet. Şimdi Abdullah Başkanımız bütün partileri aramış. İl başkanlarına ulaşmış, ilçe başkanlarına ulaşmış, mahalle başkanlarına ulaşmış bütün partilerin. Ama hiçbirisi geri dönüş yapmamış. Bize dönünce ben dedim ki bana konum at geliyoruz. O da nasıl yani dedi. Biz konumu attı, direkt evine gittik, kahve içtik. Dedim ki bugünden itibaren Adalet Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcısın. Ve şu an kendisi Galatasaray Üniversitesi'nde master yapıyor. Doğru mu? Denklik yapıyorum. Masterım evet, var zaten. Yani, buranın denkliğine. Ve dedim ki sen konun ne? Ben dedi hukuk okudum dedi. O zaman dedim bu partinin sen söyle siyasi ve hukuk başkanı hukuk oldu. Hukuk başkanı oldu. Bravo. Teşekkürler. Türkiye'de bir il başkanına, ilçe başkanına ulaşılamazken bir partinin genel başkanına ulaşmanın ne kadar fark yarattığını şu an Abdullah Başkan'la görüyoruz.